sakin. Dümenlere hakim, ados gidenlere cani, bitenlere sahip. İster istemez yüreğinden bir parça naif. Onu da koruyamazsa kendine düşman olur bu kamil. Her şeyi yanlışsan, kendi kendine kalmışsan. İmdadına yardım yok, gardını koru, dertlere banmışsan. Tersinden kalkmışsan, herkesin bir lafına çatmışsan. Bir kenara bırak her şeyi söyle, sıkıntı yok. O kalbine sor, savaş biliyor mu? Gönlüne sor, aşk biliyor mu? Fedakarlık gerek bu her konuda bariz bir erdem, harikalar diyarında değil kimse. Herkese saygılar, sevgiler sunar, çekilirim köşeme, bir şey daha söyleyeyim, devamı gelecek. Herkese merhabalar. Bugün 4 tane kıymetli müzisyenle, rap müzik icra eden 4 arkadaşımızla beraberiz. Bir dizi hazırlıyoruz ve bu diziyle beraber de müziğin farklı türlerini, sokağa yansımaları, politik felsefelerini ele alacağımız bir dizi olacak bu. İlkini 4 tane kıymetli müzisyen arkadaşımızla başlatıyoruz. Ozbi burada, hepimizin de tanıdığı, özellikle Gezi İsyanı sürecinde de bilinen şarkıları gerçekleştiren bir arkadaşımız. Tantuk Manas burada, Ados burada ve Kamurte burada. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yolunda her şey. İyi, çok şükür. Yaşıyoruz. Güzel ya, sorun yok. Dediğim gibi burada bugün şey konuşacağız, müzik ne alemde, neler yapıyoruz ve olan işlere karşı bakış açımız. Benim merak ettiğim bir konu şu, bir şekilde bir dönen bir düzen var ve bu düzen müziği de farklı şekillerde etkiliyor, felsefeyi etkiliyor, müziğin felsefesini. Arabesk rap diye bir şey var. Ne diyorsunuz buna? Vallahi en iyi Ados şaferi. Ya vallahi. Yani Ozbir'in de beni arabesk rap'le ilişkilendirmesi onun takdiri de yani. Ya ben gerçekliğine inanıyorum. Yok, estağfurullah. Ben de oraya gerçekli geleceğim. Yani arabesk. Hani ben evet arabeski çok seven bir insanım. Yani hala Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur dinleyen bir insanım. Çocukluğumda cebimde Orhan Gencebay kasetiyle Walkman'le gezen bir insandım. Ve şunu görüyorum bazen, yani bizim MC'ler dediğimiz işte hip-hop müziği, rap müziği icra eden arkadaşlarımız bile bazen arabesk rapçiler kadar samimi olamayabiliyor. Bir röportaj görmüştüm ve röportajda çok basit ama beni çok etkileyen bir yer vardı. İşte muhabir ablamız soruyor arabesk rap yapan bir kişiye, niye bu kadar çok bağırıyorsunuz diye. Sesimizi duyan yok diye bağırıyoruz abla diyordu. Yani bu bana dokunmuştu açıkçası. Ve yaşadıkları ortamları da iyi biliyorum. Ben de İşte Şirinevler, Bağcılar ekseninde büyüdüm. Yani gerçekten o çocukların bazıları gerçekten yaşadıklarını anlatmaya çalışıyorlar ve rap'i kendi formatlarına sokarak icra ediyorlar. Ha tamam, bir şekilde kalitesiz gelebiliyor kulağa ve biz de çok memnun değiliz bu durumdan ama yani aslında bana sorarsanız bir değeri olmadığı için. Aynen aslında. Yani işin içinde bir o tını müzikal veya sanatsal kaygı olmadığı için sıkıntı duyuyoruz. Yoksa bizim de mesela Yener Çevik abimiz var arabesk yaptığını, arabesk müzik, rap yaptığını iddia eden. Bunu söyle. Ama yapıyor. Peki sanatsal değerinin olmayışı mı acaba insanları böyle? Ne anlayamadım. Yani sanatsal değerinin olmayışı mı acaba dinleyen ya insanları? Ya aslında bir değeri var. Kendi içinde gerçeklik taşıyor çünkü. Ama yani hem teknik açıdan, hem lirik açısından, hem müzikal açıdan çok yetersiz bir yani alt seviyede kalıyor. Ama bunun da bir nedeni var yani. Bu da onların kültürü yani. O tarafın bir kültürü var. Ve bunu yansıtmaya çalışıyor adamlar. O yüzden de bunu da şey yapamazsın, yargılayamazsın. Ya bu yani bizim arabesk rap şeydir, kötüdür falandır filandır gibisinden hani genel olarak rapçilerin kanısı bu. Arabesk rap çünkü bazı şeyleri de bozdu. Ama sıkıntı şurada. Şunun farkında değiller. Arabesk rapçilerin genel halinde şu var. Arabesk rapi bizim kültürümüz sanıyorlar. Aynen. Yani en büyük sıkıntısı bu ve kendilerinin en doğruyu yaptığına inanıyorlar. Halbuki öyle bir durum yok. Yani mesela oradan da bu tarafı, arabesk rap'ten de bu tarafı eleştirdikleri zaman siz çok batılısınız, Amerikalısınız gibi. Halbuki senin de başında arabesk var yani.
Sen de Arap mısın ya? Şimdi öyle bir gerçeklik çıkıyor ortaya. Şuna karşı olmamak gerekiyor. Şimdi Amerikan müziğinden de etkilenebilirsin. Avrupa müziğinden de etkilenebilirsin. Yani ne bileyim, Çin'den de etkilenebilirsin. Her şeyden etkilenebilirsin. Yani uzak doğudan her şeyden etkilenirsin. Arabeskten de etkilenirsin. Etkileşim halinde olmak lazım. Ama ortaya şey çıkınca, biraz milliyetçi bir tavır çıkınca insan soğuyor yani işte. Yani müziğe faşizanlığı katmaya gerek yok dediği gibi Ozbin'in de. Yani benim de düşüncem bu yönde. Her yerden etkilenebilirsin. Müziğin evrensel olduğuna kanaat getirmişse bütün dünya, ister Arap'tan etkilen, ister Amerikalı'dan yani. Bunu arabesk rapçiler yaptığı zaman eğreti duruyor. Milliyetçilik yaptıkları zaman çok eğreti duruyor yani. İnanmıyorsun. O zaman sen gerçekten... Öyle değerler var yani değil mi bu müziğin içerisinde? Yani arabesk rapin içerisinde öyle mesajlar yani var. Şey durumu var çünkü arabesk rapin İçinde hem yani aslında farkında değiller, seksizm yapıyorlar. Çok seksist kelimeler. Yani öbür tarafta batılı rap yapanlarda da çok seksist kelimeler var, cümleler var. Okey. Ama bu onlarda da var yani. Şimdi senin kültüründe bu da yok baktığın zaman. Yani Anadolu kültüründe yok yani. Bir yandan milliyetçilik yapıyorsan milliyetçi değilsin. Çünkü Arap milliyetçiliği yapıyorsun. Yani peki Amerikancı mısın? Öyle bir durum var. Yok. Amerikan müziği yapıyorsunuz. Amerika'da da olur müzik en nihayetinde. Arabesk müzik olarak da ya ben bana hitap etmiyor. Ben dinlemiyorum. O yüzden çok hani bir yorumda bulunmak istemedim açıkçası. Yani çünkü eleştirmeye de gerek yok. Dinleyeni var en nihayetinde. O müziğin de bir kitlesi var. Ama öyle olmaz ki. Dinleyeni var diye eleştirmemek olmaz. Eleştirmek yani herkesin eleştirilebilir bir tarafı vardır. Yani ben gerek bilmiyorum. Ya aşağılamaya aşağılamak gerek yok. Ama eleştirilmek, eleştirilebilecek çok şey var. Yani, bizim için de var. Yani. Aşağılamak veya yüceltmek şeyinde... Ya, ya oradan bakarsan evet yani eleştirilebilir ama ne aşağılayacaksın. Gerek duymuyorum yani. Şey yapacaksın. Herhangi bir yorumda bulunmak istemedim. Ya Tankurt Amerika'da doğduğu için. New Jersey'de. Amerika milliyetçisi. Ben Japon milliyetçisiyim mesela. O Amerika milliyetçisi. Ama Trump'ı sevmiyorum. Trump'ı sevmiyorum ya. Sarı piç. Kamufle uzaylı kalıyordu. Kamufle. Sample'larını keserken. Sen öyle bir özen gösteriyor musun? Yani etnik bir köken... ya ben Bulgaristan göçmeniyim. Muhacirim ben. Türk sanat müziğiyle büyüdüm. Hala da arabesk müzik dinlemeye devam ederim yani. Kulağımdan Orhan Gencebaylar, Müslüm Gürsesler eksik olmaz. Müzeyyen Senarlarla, Dede Efendilerle büyüdüm ben. Rakı masalarında büyüdüm yani. O Alaturka kültürünü çok iyi bilirim. Ve bunu geri geldiğinde müziğimizde ne kadar batı sound'u müzik yapsak da diri kalitemizde yaşadığımız hayatları betimleyip yazdığımızda zaten sunuyoruz. Bunun doğusu batısı olmamalı. Biz zaten İstanbul'da yaşıyoruz yani. İstanbul'da her etnik kökene sahip insan yaşıyor artık. Artık Suriyelisi de burada, Afrikalısı da burada, herkes burada. Yani New York gibi, ne bileyim, Tokyo gibi falan yani artık. Büyük metropoller yani. Büyük bir metropol yani. O yüzden burada yaptığın müzik tamam Amerikan kökenli bir müzik. Ama biz zaten hani asimile olmuş bir toplum değil miyiz yani aslına baktığında? Hani farklılıkların karışımı yani. O yüzden burada aldığın aile edebi, çevrendeki insanlar, sokakta yaşadıkların, gördüğün şeyler bu senin hayatını etkiliyor. Belli bir trik atıyor beynine. Sen de bunu rap müzik destekli insanlara sunuyorsun. Yani çok şey... hani sound'una girmek, zaten sound'da bir sınırın yok rap yapıyorsan. Bir kere rap müzik icra ediyorsan her müziği bilmek zorundasın. Hani her şeyden bir tutam bir bilgi sahibi olmak zorundasın. Çünkü hani en geniş müzik yelpazesine sahip ve en geniş farklı sanatları bir çatıda toplayabileceğin tek müzik türü rap müziktir. Evet. Bir albüm içerisinde farklı sanatlar var. Az önce bana hitap etmiyor dedim ya, ama arabesk rap için söyledim. Yani arabeski ben de severim. Orada bir kavram kargaşası olmasın. Efendim? Neler dinliyorsunuz arabesk müzik? Arabesk müzik, Orhan Gencebay, Enkürt, Müslüm Gürses. Bergen, Güllü. Yavrum benim, yürü. Yürü geçsin. Şey var mı, çizikler var mı kokoreç? Ha? Kokoreç var mı? Yok, kokoreç yok. Ya peki, elektrik felsefesi var. Alkolden sonra. Yani işte elektrik felsefesi var, değil mi? Yani şu an sizin yapıyor olduğunuz bir iş, sanat icrası ve bir arka planı var. Arka planı ne? İsyan var, başka ne var? Ya aslında öyle doğdu müzik, hani rap müzik öyle doğdu Amerika'da bir isyan sonucunda. Ama bugün temaları
birden fazla yani sadece isyan yok, eğlendirmek için de rap müzik yapabilirsiniz. Yani aşk için de. Bireyselleşmeyle beraber doğan bir şeye dönüşmüyor. Yani herkes kendisi, biz kendi isyanını söylüyor. Kendi içindeki hisleri çıkardığı için o yüzden farklılaşmaya başladı. Ama yani isyanların türü de değişmeye başladı. Kişilerin isyanı mesela kültürlere göre değişmeye başladı. Bizde de yani mesela ben bir şeye isyan ediyorum. Ados'un kendi içinde bir isyan var, onu taşıyor. Kamufle başka bir yerden yani çocukluk anılarından biriken bir isyanı taşıyor hepimiz kendi içimizde. Dünyada bireyselleşmeyle beraber bu değişti, bu tavır değişti. Ama temelde rap'in kökeninde belli başlı konulara yani yaşandığındaki sıkıntıları dile getirme üzerine kurulu. En son Get Down diye bir tane dizi yapmışlar mesela. Orada rap'in doğuşunu anlatıyor, 1977'leri anlatıyor. Grandmaster Flash falan anlatıyor. Orada mesela ilk rap yapan çocuğu isyan üzerine rap yazdırmışlar. Kendi dertlerini anlatıyor. Bronx'taki o hayat tecrübelerini, işte ailesinin kurulmasını, işte babasının annesinin yetişmiş olmasını. Bu dertlerden bahsediyordu. Şimdi bu buradan aslında temelde isyana dayanıyor. Rap'in kendi temeli. Ne oldu? Mainstream işte bu isyanı aslında Amerika'da da birazcık siyahilerin örgütlenme aracı olmaktan çıkarmak için mainstreamleştirdiler gibi geliyor bana. Ve dünya üzerinde yayılmaya başladı diyoruz. Ve dünya üzerinde yayılınca da herkes 90'lardan sonra doğan bir bireysellik akımıyla beraber, işte teknolojinin gelişmesiyle beraber, internetin gelişmesiyle beraber herkes kendi isyanını taşımaya başladı. Herkesin bir isyanı var. Tabii ki yani dipte yani aslında ne kadar mainstream yapsa da bile bir şey. Ne kadar mainstream rap yapıyor olsa da kendi içinde bir isyan taşıyor. Senin isyanı var. Mesela soracağım bu soruyu. İsyan. Yani aslında son zamanlarda temel olarak gerçekten sevemiyor olma haline isyan ediyorum. İnsanların birbirini gerçekten sevemiyor, gerçekten birbirine bakamıyor olma haline böyle isyan ediyorum. Gerçekten birbirine nasıl seni soramıyor olma. Ne bileyim bir şeyleri gerçekten paylaşamıyor olma haline isyan ediyorum. Temelde yatan şey. Ama baktığınız zaman bu toplumun içerisinde sirayet etmiş bir faşizm var ya. Bunun buna en büyük engel olduğunu inanıyorum. Yani buna geçişimize en büyük engelin bir faşizm olduğunu inanıyorum. Ve en çok da buna kızıyorum. İnsanların birbirine böyle... Kedici olması. Kinler olarak bakması, kinle bakması. Devamlı saçma sapan şeyler tüketiyor olması. Yani devamlı tüketmek zorunda olma hali. Kamufle isyanı var mı ya da bir isyanın var? Tabii ki var. Çay şey verse hep konuşuyoruz, hatta çay verin. Senin isyanın abi. Yani birçok şey. Kentsel dönüşüme isyan ediyorum. Çocuk tecavüzüne isyan ediyorum. Evlatlarının ailelerini umursamamalarına isyan ediyorum. Uyuşturucu kullananlara isyan ediyorum. Hayatı umursamayan insanlara değer vermeyenlere isyan ediyorum. Şeker var burada. Yani... Ben de bir çay mısın? Bu tarz şeyler. Hatta birçok şey yani. Zaten çok garip bir dönemde artık dünya. Doğayı kirletenlere isyan ediyorum. Küresel ısınmaya isyan ediyorum. Karşılık buluyor mu seni dinleyenlerde? Buluyor. Ya belli bir zümreye hitap ediyoruz. Zaten alan da alıyor yani. Biz olabildiğince mesajı doğru vermeye çalışıyoruz aslına bakarsan. O zaman şeker verebiliriz. Yok şeker istiyorum. Hayır bağlı olsun istiyorum. Yani bir de Beşiktaşlıyız biz. Beşiktaşlıyız. İsyan var diyorsun. İsyan var tabii ki yani. Adem senin isyanı. Ya bence hani bu hani herhangi bir bireyin içerisinde olması gereken bir isyan ve bunu müzikte de görüyorsak zaten bir şeylerin imajıdır değil mi yani? Bir görüntüsüdür. Sende var mı peki? Ben sende daha çok duygusal bir isyan. Ya benim derdim kendimle. Yani ama bu kendimle olması çok kişiye ulaşmamı da sağladı. Çünkü şunu biliyorum yani bu dünyada tek değilim. Yalnız olduğumu iddia etsem de benim gibi çok fazla yalnız var. Biz birbirimizin sınırlarına girmeden birbirimizi anlayabilen bir kitle oluşturduk. Oluşturduk diyorum çünkü bu dinleyicilerle birlikte yaptığımız bir şey. Yani ben onların söyleyemediklerini söylemeyi becerdim, farkında olmadan. Onlar da benim anlayamadıklarımı bana anlatmaya başladılar. Ben kendi hayatımdan çıkardığım her anekdotu farkındaydım ki birilerinin daha yaşıyor olması durumu var.
Ve ben yazdıkça, anlattıkça o kişileri bulmaya başladım. Yani çok yalnızdım, çok üzgündüm, çok şey yaşıyordum. Yaşamaya da devam ediyorum. Ve yanıma yaren arıyordum, öyle diyeyim. Yani benim yazmamın, rap yapmamın, müzik yapmamın tek sebebi budur. Yani tabii rapi sevmek ayrı ama ben mesela dinleyici olduğum zamanı daha çok seviyordum açıkçası. Ha sonradan iş bu noktaya gelince, artık benim gibi olup da derdini ifade edemeyen insanlarla bir araya geldikçe tabii ki daha da değerli olmaya başladı. İyi ki rap yapıyorum dedim. Seninle alakalı çok sevdiğim bir şair arkadaşım var, Onur Caymaz. Bir Facebook paylaşımında senin şarkını paylaşmıştı ve şey demişti. Modern zamanın ozanları bunlar, bu adamlar. Tam sen buna katılıyor musun? Modern zamanın ozanı diye bir şey var mı? Tabii. Ya Adem için bu söz daha geçerli çünkü çok derin anlamları içeren sözleri var. Ben çok severim kendisi. Müziğini yani. Ben de seviyorum. Biraz seviyorum şimdi. Senin yani şaka bir yana cidden böyle öyle cümleler kullanıyor ki bazı şarkısında etkiliyor. Ben de rap dinlemeyi çok severim. Adem özelinde konuşacak olursam durum öyle. Ama benim özelimde benim tek bir temelim yok. Yani şöyle söyleyeyim, ben tek bir temele dayanarak yazan bir insan değilim. O gün canım eğlenmek istiyorsa eğlenceli bir şeyler yazarım. Ama yani yaşadığım yer Gazi Osman Paşa benim. Ve sokağa çıktığımda herkes eğlenmiyor. Eğlenmeyen bir insan gördüğümde bunu kendi içimdeki not defterime yazarım ve o duyguları o an kağıda geçiririm. Yani not alırım durumunda. Bir tema çıkartırım. Bu televizyonu açtığımda gördüğüm bir haber de olabilir. İnternet önüme düşen bir tweet de olabilir. Bir gerçek de olabilir. Ben farklı şeylerden besleniyorum sürekli. Yani tek bir temelim yok yani, öyle söyleyeyim. Gördüğüm şeyden etkileniyorum, gerçeklerden yani. Gerçek olması yeter benim için, etkilenmem için. O konuda biraz, yani bazen farklı yani. Ne hissediyorsam, an yani günlük, aylık veya o anki duyguları şarkı yaparım. Ya baktığın zaman yani hepimizin yaptığı ya, şey zaten. Yani. Öyle baktığın zaman önemli olan aslında aradaki fark şu, tüketim toplumunun bir metes haline gelmiyor. Yani tüketim toplumunun, tüketimin bu sistemin senin o duygularını bir hırsa dönüştürüp senden faydalanmasına izin veriyor. Aslında temelde dikkat edilmesi gereken bir şey. Sen tabii gizli şarkısı yaptın. Evet. Ve çok paylaşıyorum. Çok, ben de çok dinledim. Ve bunun bir alıcısı var karşı tarafta. O zaman bir duyguya hitap evet. ediyor. Yani belli bir toplumun bir duygusu var. Ama o duyguyu da karşılık, yani o duygu karşılık buldu. Yani bu isyan, bu bahsettiğimiz bu mesele aslında büyük bir mesele. Hem bireysel, hem toplumsal, hem vicdani, hem işte sokağın kendisi, yani gerçek olan bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü sözler bir şiir aynı zamanda sizde. Bu şiir karşı tarafta kimler tarafından sahipleniyor? Kim alıyor sizin sözünü? Şiir olduğunu bilmeyenler alıyor. Sıkıntı bu zaten. Şu anda. Eğer şiir olduğunu şiir bilen insanlar birazcık alsaydı daha da farklı olurdu yani şu anki kültür de farklı olurdu. Rap müzik üzerinde de konuştuğumuz şeyler de farklı. Ama bir şiir olduğunun farkındalığını rapçiler de, çoğu rapçi taşımıyor. Bunun aslında bir şiir olduğunu, zaten rapin açılımının bir Amerikan şiiri olduğunu falan diye bunu bilmek gerekiyor. Şiir bazlı düşünmek gerekiyor, ego bazlı düşünmemek gerekiyor baktığın zaman. İnsanlar kendi, çünkü bireyselleştiği için, bireyselleştiğinden bu yana işin içerisinde çok fazla ego sızdı, çok fazla üstünlük tutkusu sızdı yani. Şey, büyüklük tutkusu sızdı. Buna psikoloji büyüklük tutkusu diyor yani. Bu büyüklük tutkusunu rap müzik üzerinden gerçekleştiriyor olma haline ben birazcık şeyim yani. Yanlış buluyorum. Mevzu birazcık o değil yani. Burada şiir işliyorsa büyüklük tutkunu gerçekleştirmeden saf gerçek duygularınla yazmıyor. Çünkü isyanının gerçekliğine inanmayız yoksa. Senin sen olduğuna inanmayız yani. Bize inandırman gerekiyor. Ben öyle bakıyorum. Şiir bazlı. Ben yazarken şiir olarak düşünüyorum. Ben mesela, benim bir tane şiir kitabım var, yayınlanmış. Ama Ozbin'in de dediği gibi yani şiir yazmak için yazılmış şeyler değildi. Yani ben zaten kendimi bir şair olarak hiçbir zaman tanımlamıyorum. Hep böyle kenara, köşeye, bir can sıkıntısında, ne bileyim, bir sigaraya eşlik etmesini tahayyül ettiğim bir anda gelen sözler ya da işte cümleler. Bunları zamanla birikmiş, ben bile farkında değildim. Bir gün biriktikten sonra ne yapmalıyım dedim. Bir blogda yayınlamaya başladım. Alıcısı olmadı açıkçası blog. Blog tutmak bir dönem popülerdi ama
benlik bir şey değildi açıkçası. Yani ben o blokta sürekli işte merhaba arkadaşlar falan yazacak bir tip değilim zaten. Yani. Ne yapayım, ne edeyim dedim. O arada bir görüştüğüm birileri vardı. Gel bunu kitaplaştıralım dediler. Çok utanarak girdim ben bu işe. Hatta yani ilk duyurusunu yaparken bile özür dileyerek. Ya ben çünkü gerçekten sizleri bilmiyorum ama ben şairlik mertebesini çok yukarıda buluyorum. Yani benim büyük ihtimalle de ömür boyu kendi gözümde en azından ulaşamayacağım bir mertebe. Ama benim dinleyicim çok fazla sevdi. Hiç şiir veya kitapla işi olmayan insanlar bile hani edinmek istedi, merak ettiler. Hani şarkılardan dolayı bir yakınlık duydukları için acaba kitapta ne var bizden diye çoğunluğu meraktan aldı sağ olsunlar. Ve beklemediğim kadar büyük övgülerle, sevgiyle karşılaştım. Yani üniversiteden birkaç tane hoca, birkaç komutan, Ankara'dan birkaç savcı, eş. Yani böyle şeylerle de böyle kuramadım cümleyi. Böyle insanların benim yaptığım bir şeyin alıcısı olması onur verici. Yani bilgi birikimi... Ya ezilmişliğimi bilmiyorum ama ben hep böyle bir insandım ya. Yoksa niye yani? Şiir yazıyorsun. Ya tabii yazıyor. Tamam, yazıyor olmak ayrı bir mesele ama benim hayalimdeki o ya da hayranı olduğum şairlerin seviyesine ulaşamayacağımı hep öyle düşünüyorum. Ya da belki de ulaşmak istemiyorum. Tabii. Yani şimdi 90'lardan itibaren Türkiye'ye girmiş bir müzikten bahsediyoruz. İşte karteller, işte cezalar, nefret vesaire. Bu insanlarla beraber. Aslında Almanya'da 80'lerde başladı. Yok, Türkiye'deki rap karşılığı bu. Evet. Dünya değişti yani. Artık biz farklı şeyler tüketiyoruz. Farklı anlayışlarımız var. Ve 2000'lerin başına geldim. Yani iyi izledim o dönemleri. Rap yapanlar hep böyle sert adamlar, kaba adamlar. Böyle bol bol giyinen ve ne dedi? Evet, yani gangster ve banka soyan falan tipler. Öyle görünüyor. Öyle değil ya. İşte öyle değil. Aynen. Gangster hep çok ünlü oldu. O işte medyatik tarafı işin. Hani mainstream tarafında işte mahalleden geldi bu genç. Zamanında uyuşturucu satıcısıydı. İşte silahlı çatışmaya girdi, hapse girdi, çıktı. Şimdi işte artık arabaları var, altınları var. İşte kadınların popolarına şaplak atıyor falan, öyle bir imaj oluşturuldu. O da sert rapçi kılıfına girdi. Aslında sert rapçi aslına baktığında M.O.P'dir yani Public Enemy'dir, KRS-One'dır, Nas'tır. Hani bu adamlar asıl gangster olan adamlardır. Hatta KRS-One, ben mesela Tupac'ı çok sevmiyorum. Çok ilgimi çekmiyor. KRS-One bir tane röportajında şey diyor işte... 50 Cent'in gerçekten gangster olduğunu mu sanıyorsunuz diyor, ya da ne bileyim işte Soulja Boy'un ya da o DJ Khaled'ların bilmem nelerin gangster olduğuna gerçekten inanıyor musunuz diyor. Asıl gangster Immortal Technique'dir diyor, Jedi Mind Tricks'tir diyor, onların mahallelerinde bir gezin bakalım, gezebiliyor musunuz falan diyor. Ama adamlar hep kendilerini geri planlı tutuyor çünkü adamlar fişli zaten. Hani onlar müziğini o şekilde yapıyor, mahallesini anlatıyor, yaşadıklarını anlatıyor. Ettiklerini, yaptıklarını anlatıyor. Asıl hani gangster rapçi dediğim insanlar zaten hayatında belli bir ideolojisi olan, yani Amerika için diyorum. Ve o ideoloji doğrultusunda çevresindeki yaşadıklarını, kendi yaptığı hataları dile getirip kaleme alan insanlar. Ki biz de bunu yapıyoruz zaten. Ama bizim ülkemizin örf ve adetleri, bakış açıları birazcık farklı oluyor. Yani ben yaşamadığım bir şeyi yazamam. Yani yapamam yani. Gönlüm buna el vermez. Yapan çok var. Şöyle yaparım, böyle ederim. Ne yapıyorsun birader? Yavaş yap yani. Nereye yapıyorsun yani? Kolay mı öyle? Böyle insanlar çok bizde. Kendilerini belli bir zümreye hitap edememiş. Yani kendini kabul edememiş hayatında, çevresinde, belki ailesinde. Ama buradan yani rap müzikten yola çıkarak ben hani kafamda böyle bir ütopyam var benim. Ben böyle şeyler yapmak istiyorum ama hadi böyle yapayım şarkıda. Hani şarkı da yapıyor onu sadece. Ama hani hayatında bir tane kitap okumamış herif baktığında yani, ya da bir şeyi araştırmamış etmemiş. 90'lara geldiğimizde de en samimi dönemleriydi bana sorarsanız. 2005-2006'ya kadar hani bizim hani iyi bir dinleyici olduğumuz dönemlere kadar değil. Ben şanslı olduğumu hissediyordum bu konuda. Çünkü çok iyi abilerimiz vardı, çok iyi müzik yapıyordu insanlar.
biz de çok iyi şeyler öğrendik. Doğru şekilde öğrendik. Biz rap partilerine gidip el kaldıran çocuklardık eskiden. Şimdi gidip rap partilerinde ben sahneye çıkıyorum ama hiç de keyif almıyorum açıkçası. Biz eskiden hani sevdiğimiz MC'nin bırak yanına gidip konuşmayı yüzüne bile bakamıyorduk hani çekindiğimizden. Çünkü adam orada neler yapıyor ve sen onu izliyorsun zaten o kafiydi. İşte o yeraltı operasyonu dönemleri, kartel dönemleri, nefret albümü dönemleri, silahsız kuvvet dönemleri, Fuat'ın Asiktir dönemleri, işte Bonobo Bir Panzer, Rap Üstad albümleri falan. Yani onlar Mad Cezir albümü. Çok büyük işler. Bunlar çok güzel dönemlerdi. Biz de oradan aynen kaptıklarımızı, gördüklerimizi, kültürü araştırıp benimsememiz de tabii ki en büyük etken bunda. Ben ilk işte 7 yaşında, 6 yaşında falan rap dinledim. Bir anda dinledim yani. Bir anda içine çekti. Kimse bana albur ettir demedi. Bir anda içine çekildik biz okuyalım. Evet, yani ben şu an diyorum. Rap müzik aslında yoksulların ve az evvel Ozgun'un da bahsettiği gibi o alt kültürün ezilmiş insanların müziği aynı zamanda. Ve ya, hepimiz memur çocuğuyuz ya. Böyle olmak zorunda da değil yani, ya da sadece rap müziği fakirler yoksullar yapsın dinlesin, böyle bir şey de yok. Yani bu eğlenmek için de biçilmiş bir kaftan, üzülmek için de biçilmiş bir kaftan. Yani nasıl ki popçunun da eğlencelisi var, üzgünü de var. Bizde de hani ben üzgünüyüm işte, bu adam eğlencelisi. Ben de eğleneceğim zaman Tankurt'u dinlerim. Ve eğlendiriyor da yani. Ne bileyim, toplumsal olaylarda benim ilk aklıma gelen Ozbi olur. Yani Gezi zamanından yaptığı şarkıların öncesini de biliyorum Ozbi'nin. Çok beğenirim hep Ozbi'yi. Ozbi'yi arabesk olarak da biraz yakın buluyorum kendime. Bazı parçalarında. İşte İstanbul gibi. Öyle bir durum vardı. Var. Abi Kamufle de aynı. Hani Kamufle'de de mesela eğlenirken bir toplumsal problemi çalar kulağına. Mesela onun da öyle güzel bir yanı var. Yani bunu sadece fakir bilmem ne çıkış noktasında böyleydi. Ya da uzun yıllar Türkiye'de evet böyleydi. Ama artık biz bu işi aldık elimize. Biz ve bizim gibi birçok arkadaş. Çeşitlendiriyoruz. İnsanların artık rap budur demesine ben katlanamıyorum. Yani kimsin de sen şu şarkı koştun yani. Rap mutlu olmak zorundadır. Yok abi, değil. Ben insanım ya, benim bugünüm çok iyiyken yarınım çok kötü olabilir. Peki rapin eğlence müziği olmasını nasıl değerlendiriyor insanlar? Şöyle bir şey var. Adem'in de dediği gibi yani popüzün de aynı şekilde hani eğlencesi var, üzüm teması var. Rap müzikte böyle çeşitlendi. Ozmin'in de dediği gibi olay biraz bireyselleştikçe. Tabii bu süreçte önemli olan popüler olmak, yani çok dinlenince mecburen popüler oluyorsun. Mesele burada benliği bozmamak, popüler kültürün mecburen bir yerde meta sahneye geliyorsun ama burada kendi benliğini bozmamak aslında mesele. Şey sıkıntısı da var yani, eğlence bir yöne dönüştürüyoruz ya, aslında tam olarak dönüşmüyor. Büyük salonları da ayrıca kadar çalıyor. Ya, yani öyle bir kültürelmiş yani. Ya, öyle bir ya da kulüplerde de çalmıyor. Kulüplerde çalabilen de müzik çok yok yani. Yani her halükarda biz buradaki adamlar bir şarkı yapıyorsa o klasik rapçi klibi mi diyeyim, teması mı diyeyim, o kapşonu çekersin, kulaklığını takar, sokakta yere bakarak yürürsün ağır ağır. Yani en eğlenceli şarkısında bile belki bunu yapabilirsin. Bize o ruhu yaşattığı sürece bu müzik yozlaşmamıştır ha. Yozlaşmaya başladı mı ben çok açıkçası irdelemiyorum şu ara piyasayı. Bilen varsa söylesin. Ama ben buradaki arkadaşların hepsinin müziğini taktığımda kulağıma o havaya gidebiliyorum yani. Hakikaten böyle karanlık bir havada gezip o sertliği hissedebiliyorum. Benim rapi sevmemin en büyük yönü belki budur yani. Evet, bizim yani bu dizi nerede var diye. O yüzden öyleyiz. Tarafı seviyorum. Bizim rapçi olduğumuzu temel dedim. O dönemlerde, bugünlerin anlattığı dönemlerde rapçi olduğumuzu temel dedim. İki tarafa ayrı olmuşsun. Rap yapıyorsan bir tarafa aitsindir. Öyle bir tarafı vardır rapimiz. Kendi içinde kültür vardır, toplayıcı kültür vardır, kültür içerisinde dairsindir. Ve ona ait hissedip ona ait yürümek istersin. O da belli bir derdi anlattığı için de ona aitsin. Belli bir derdi anlatıyoruz. O yüzden hani mainstream
buna alıyor olmuş. Yani biz burada şeyden bahsetmiyoruz, yollaşmış olasından bahsetmiyoruz. Dünya üzerinde var bu. Yani aslında yol, bizim ülkemizde o kadar çok fazla yollaşmış üretici yok. Aynen. Yani ama Amerika'da çok yollaşmış üretici. Siyahilerin yollaşmışlığı çok büyük. Amerika'da siyah orada sistemli olarak yapılan bir devlet şeyi olmuş. Yani genel bir polisi. Politik. Yani benim bu diziyi oluşturma amaçlarından bir tanesi şuydu zaten. Alt kültür ve alternatif müzikler var. Yani alternatif müzik olarak tanımladığımız müziğin bir de mainstream bir durumu var. Ve bu alternatifliğin sokaktaki karşılığı, yani rap müzik evet yapılıyor, icra ediliyor birçok kesim tarafından. Farklı işte feminist olabiliyor rap müzik. Sosyalist devrimci bir yapıya sahip olabiliyor, demokrat olabiliyor ya da işte milliyetçi olabiliyor, eğlenceli bir şey olabiliyor, hiçbir derdi olmayan bir durum var. Zorunlu değil yani. Yani bu çeşitlilik, hani rap için de böyle, reggae için de böyle, işte rock müzik için de böyle. Hatta jazz, blues, bu müzik türleri için de aynı şeyler. Ya işte oranın jazz, blues'u bizdeki arabesk işte. Evet, evet. Aynen. Yani bu kültürel bir kodlama aynı zamanda. Ben son olarak sizden tek bir kelimeyle mesajınızı dinlemek istiyorum. Yani tek bir kelimeyle rap'in sizdeki karşılığını bilmek istiyorum. Kimden başlayalım? Ben de söylüyorum. En sondan söylüyorum. Zan Kamufle senle başlayalım. Şanslı adam. Tek kelime. Tek kelime. İkile mi olsun? Ya var olması kafi ya. Var olması. Oha Gencebay. Ölmez akşamı. O değil, az önce bizi bir gördüm. Orhan Gencebay sahnede bir devrek. Aa evet ya, ben de gördüm. Devrek yanlış yapmış. Artık müzik neyse verelim. Sibel Can'ın şarkısı falan çıkıyor. Bu da böyle bir çok üzücü ya. Ya ben kibrimizi yenelim diyorum. Benim en büyük derdim bu. En son sen söyle bana. Yani en son Anderlecht'in bir şiir verdi. Ünlü olarak bir şiir. Orada mesela şeyler, hemen bir şair, namus kişisin be, emek yürek kişisin. Yani bunun bilinci de olmak sadece. Şiir yazıyoruz hepimiz. Yani rap yapıyoruz ama rap aslında bir şiir. Ya ben buradan bakıyorum ve buradan bakmak gerekiyor. Birazcık. Yetiyorum, beni çok etkiliyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Fascinating gibi bir dizi olacak ve umarım dizinin sonunda biz bu alternatif müziklerin toplumdaki ve sokaktaki karşılığını, sizi dinleyen insanların size neler hayal ettiğini, size dokunmaları gerektiğini ya da dokunmamaları gerektiğini, her neyse onların yaklaşımlarının ne olduğunu görmek istiyoruz. Kamufle buradaydı, Ados burada, Tanrı burada ve sevgili Özgür burada. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hepinize eyvallah diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.